Bu adet Hazreti İsa'nın vaftiz edilmesinden gelen bir adet. Evet, yolda kaldık. Çok sıcak içerisi şu an. -25-30. Burası banyo. Şöyle gördüğünüz gibi kaçıyorlar. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün yol arkadaşım Yelena ile birlikte. Merhaba. Şu an araba sürüyor. Yola odaklanmış bir vaziyette. Sizlere bugün Rusların bir tane adetini anlatmak istiyorum. Bir tane kültürleri. Bu Rusların buzlu suya, gölde ya da nehirde ilk önce giriyorlar. Vücutlarını o buzun içine sokuyorlar. Ve sonra kendilerini Ruskaya banyo dedikleri sauna gibi yere atıyorlar. Peki bunu niye yapıyorlar? Bu adet Hazreti İsa'nın vaftiz edilmesinden gelen bir adet. Hazreti İsa vaftiz edildiği günü her sene Ruslar buzlu suya girerek kutluyorlar ve ardından kendilerini saunaya atıyorlar. Ben bunu tabii ki bu adet için yapmayacağım. Denemek için, sağlıklı olduğu için, vücudu daha zinde tuttuğu için ben bunu yapmaya karar verdim. Bu gideceğimiz yer ise yaklaşık Petersburg'a 150-200 km uzaklıkta bir tane göl. Burası artık kuzey, yani dünyanın en kuzeyi diyebiliriz neredeyse. Bu gölde gireceğiz ve yanında da hemen tekrardan Ruskaya banyoya kendimizi atacağız. Bu buzlu suyun içinde 10 saniyeden fazla kalamayız galiba. Umarım ölmem. Hava sıcaklığınız soğukluğu diyeyim. Hava sıcaklığı demeyeyim. Yaklaşık -25-30'lar olduğunu düşünüyoruz. Burası ise kayak merkezi. Katasya diyoruz da. Artık son kilometreler. 4-5 kilometre sonra göle varmış olacağız. Evet, yolda kaldık. Kardan araba çıkmadık. Her taraf kar. Aradık yardımı. Şimdi yardıma gelecekler. Şöyle göstereyim. Son 1 kilometre kala bu hale geldi. Araba böyle kaldı, çıkmıyor. Şimdi yolda kaldık. 3-4 saat ve sizlere bu Ruskaya banyoyu göstermek istiyorum. Şu an bir defa girdim çıktım. Şu inanılmaz terliyim. Şimdi böyle girişi vardı. Burada Ruskaya banyo böyle. Girişim bu şekilde. Şurada hemen tuvaleti göstereyim. Burada tuvalet var. Işığı açayım. Burası çok önemli değil. Burası dinlenme odası böyle. Ruskaya banyodan çıkınca insanların o ateşle dinlendiği alan burası. Burada duş var. Çok sıcak içerisi şu an. Duş bile çok sıcak. Burası duş. Ruskaya banyo burada ama çok karanlık ve çok sıcak. Çünkü ışık yok. Sabah tekrardan bir daha göstermek isterim sizlere. İçerisi minimum 50 derece diyebilirim. Şimdi dışarı çıkarıyorum sizi buzlara. Şimdi buradan bu şekil koşuyoruz. Karşıda göl var. Göle kendimizi atıp o hızla tekrardan geri döneceğiz. Burada insanlar bakın şuradan koşup şurada hemen göle giriyorlar karşıda. Çok soğuk gerçekten. Gölden çıktık. Karların içinde. -25-30 bilmiyorum, o civar olabilir. Dondum. Şu an içeri kaçmak istiyorum. Bir fırsatınız olursa kesinlikle deneyin. Verdiğiniz paraya da değiyor. Burada kalmak için ne kadar ödedim? Burası iyi bir yer. Lüks bir yer olduğu için biraz ödedim. Sınavlarım bitmişti. Böyle bir ödül niteliğinde kendime. Hepsini geçtiğim için yaklaşık 500 TL civarı bir para ödemiş oldum. Bir kişi. Bir geceliği tabii. Yüzün belli kısımlarına kahve ve tuz. İçinde birkaç bitki daha var. Bitkinin Türkçesi ne olduğunu bilmiyorum. Bunu sürmemizin sebebi ise vücudumuzun daha iyi görünmesi, gençleşmesi içinmiş. Ruslar bunu dediğim gibi Hazreti İsa'nın vaftizlenmesinin yıl dönümünde yapıyorlar. 2-3 gün önce Devlet Başkanı Sayın Putin de böyle bir şey yapmıştı. 3-4 gün önce haberlerde görmüştüm. O da Sibirya'da girmişti, yanlış hatırlamıyorsam. -40 derecede buzlu suya girip kendi Ruskaya banyoya gitmişti ardından. Biz de denemek istedik, bakalım nasıl oluyor diye. Cidden vücut uykuluydum falan. Çok çok fazla uykumu açtı. Şu an cidden kendimi çok dinç hissediyorum. O soğuğu yedikten sonra ve ardından o sıcak. Şimdi Ruskaya banyoyu tamamladık. Buradan çalışma saati var. Örneğin mesela burası. Gündüzleri açılmıyor, bilmiyorum neden. Sadece akşam 5 ve öğleden sonra 5 ve akşam 10'a kadar burası açık. İçeri umarım sabah açık olsa sabah tekrardan göstermeye çalışacağımız banyoyu. Çünkü
İçerisi çok karanlık. Işık yok, ışık koymuyorlar. Sebebini bilmiyorum. Yarın sabah ise gölü, buranın doğal güzelliğini göstermeye çalışacağım sizlere. Ve tekrardan açık olsa da banyanın içi nasıl bir yer onu göstermek istiyorum. İçeride bir de venik dedikleri bir bitki var. Çok güzel kokuyor. Onun fotoğrafını bir yerlere sıkıştıracağım videoda. Görebilirsiniz. Onu böyle alıp buket şeklinde böyle vücuduna vuruluyor. Ki o kokusu geçsin, vücuda güzelleştirsin vesaire. Şimdi burada gelen misafirler için de bir tane böyle kayak pisti yapmışlar. Yukarıdan başlıyorlar kaymaya. Kardan adam da yapmış çocuklar burada. Patajit. Daha atlı için ha. Bu sefer oldu. Benim de yardımımla. Etrafı da biraz göstereyim. Böyle ufak ufak bungalov evler gibi evlerden yapmışlar burayı. Burası işletme. Gelen misafirler günübirlik Petersburg'dan 150 km, 200 km gelip burada güzel bir gün geçiriyorlar. Göl karşıda şurada. Tam bu noktada. Şimdi ben de deneyeceğim bakalım. Şimdi sizlere gölü göstermeye çalışacağım. Göl şöyle karşıda. Ladoskaya Ozero. Da ismi öyle Ladoskaya Ozero. Buradan böyle ufak ufak bungalov evde yapmışlar. Gelen misafirlerin kalması için. Böyle buz tutmuş durumda. Şurası biraz akışkan. Üstü buz tutmamış. Büyük bir göl burası. Finlandiya sınırından yakın. Burası benim kaldığım yer. Şimdi sizlere Ladoskaya banyo göstermeye geldim. Burada duşunuzu alıyorsunuz girmeden. Bunun içinde de su dolu. Şuradan ipi çekip böyle suyu kafanıza döküyorsunuz. Şöyle şurada oturuyorsunuz. Şurada oturma yeri var. Şurada da yatıyorsunuz. Şurada ve şurada bakın. Orada soba gibi yer, soba var. Ama çok büyük bir soba. İçi odun dolu, sürekli yanıyor. Burası bu şekilde sıra banyo. Şurada da venik var. Şu venik dediğim dünkü bitki. Bitki bu. Bunu alıyorsunuz, vücudunuza sürüyorsunuz şuraya yattıktan sonra. Burası Ruskaya banyo içeriz. Şöyle göstereyim. Şurası da soba hemen, şu soba. Burada da yatma yeri var şöyle. Şurada da yine oturma yeri şöyle aşağısı. Ve şuraya kapıdan çıkıp buraya geliyorsunuz. Burada da bu şekilde göstermiştim. Bu şekilde buradan çıkıp orada göle giriyorsunuz. Buz gibi göre. Soğuk. Buradan da tekrar bakın. Gidene merak izler. Dün ben de yaptım aynısını. Şu şapkaları dün göstermiştim. Böyle koymuşlar buraya. Bu benim şapkamdı dün. Bu işte kafanız düşmesin diye dışarı çıktığınızda. Şöyle bir şeyler var. Şunları da göstereyim. Yok bu şapkaymış. Şu. Bunu banyoya oturduğunuzda altınıza koyuyorsunuz. Çünkü otaktan üstü yanıyor. Vücudunuz pişiyor. Yani resmen orada deriniz pişiyor. Pişmemesi için bunu altınıza koyuyorsunuz. Burası böyle bahar ayında mangal yapmak için yapmışlar. Burada mangal yapıp insanlar yaz akşamı ya da bahar aylarını geçiriyorlar. Burası Ladoskaya Ozero. Ladoga Lake diye geçiyor. Doğanın içinde. Bungalov evleri yapmışlar. Burası yine yemek yemek için restoran tarzı bir yer. Otelin insanları. Bu şuralar hep ev. İnsanlar buralarda kalıyor. Benim kaldığım ev şuranın arkası. Burası banyo. Şöyle gördüğünüz gibi kaçıyorlar. Şurada ufak göle girmek için yer var. Havuzlardaki gibi basamak var. Tam şu noktada bir yerde. Buradan inip suya girip tekrardan olup burada banyoya giriyorlar. Şurası banyo. Buradaki gezimi tamamladım artık. Tekrardan Petersburg'a döneceğim. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.